Ya Danimarka ekibi Nörşeland Right to Dream diye bir proje başlattı. Projeye göre Afrikalı oyuncular Danimarka kulübüne geliyor. Burada eğitimlerini alıyor. Avrupa'ya yıldız veya yıldız adayı olarak gidiyor. Ve birçok oyuncu çıktı bu projeden. Ve birçok yıldız oyuncu da kapıda. Biz niye böyle bir proje yapmayalım? Aa, pardon. Bizde yabancı oyuncu sınırı vardı, değil mi? Bakın onu unuttum. Çok özür dilerim. Meselenin yeni bölümünden herkese mutlu günler. Değerli izleyiciler, biz bir futbol ülkesiyiz ama futbol ülkesi olarak Avrupa'da kalıcı başarılara sahip değiliz. Elbette bu ülkenin güzel takımlarının Avrupa'da başarıları var. Ama önemli olan bu başarıların süreklilik kazanması. Avrupa kupalarında sürekli olarak aşağıya doğru ivmelenen bir performansımız söz konusu ve başarılarımızın sürekli olmayışı bize acaba biz nerede neyi yanlış yapıyoruz sorusunu yönelttiriyor. Genellikle bu soruya tek bir kanaldan cevap veriyoruz ama bu sorunun tek bir nedeni yok. Bugün meselenin yeni bölümünde Avrupa'da neden kalıcı başarılara sahip bir ülke değiliz? Bu konunun ayrıntılarına ineceğiz. Nedenleri anlatacağız. Elbette çözüm önerimiz de olacak. Hadi başlayalım. Klasik bir tabir vardır, 5 majörlük diye. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya. Bu 5 majörlük aslında dünya futboluna yön veren ligler ve bizim futbol ekonomimiz belki 6. sırada ama 5 majör ligin yanından bile geçmeyecek seviyedeyiz. Sportif açıdan, mali açıdan, her türlü açıdan gerideyiz. Peki neden? Onlar neyi doğru yapıyor, biz neleri yanlış yapıyoruz? Oradaki kulüplerin yaptığı doğrularla bizim kulüplerimizin işleyişi arasında ciddi farklılıklar var. Peki Avrupa ile makası nasıl bu kadar çok açabildik? Bu açığı nasıl kapatabiliriz? Elbette bunun kısa vadede bir çözümü yok. Belki 30-40 yıl sonra böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Çünkü makas gittikçe açılıyor. Bir dönem aslında yakalıyor gibiydik. Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinden sonra futbol ülkesi olan Türkiye o makası oldukça daraltmıştı. Ama akabinde kazandığımız Dünya Kupası üçüncülüğünden sonra aslında başarılarımız giderek seyrekleşmeye başladı. Yani şunun farkında mısınız değerli izleyiciler? Bu sezon şampiyon olan takımımız doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Evet, ama şu da var. Belki eleme oynayarak bile gidemeyecek. Çünkü elemelerde elenme ihtimali de var. Büyük ihtimal seri başı da olamayacak Türkiye şampiyonu. Ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takım göremeyebiliriz. Şu sıra Galatasaray iyi gidiyor. Onlarla teselli oluyoruz ama yetmez. Başarıların neden kalıcı olmadığını konuşuyoruz bu videoda. Son 4 yıla bakıyoruz mesela. Beşiktaş'ın namağlup bir şekilde gruptan çıktığı 2017-2018 sezonu dışında elle tutulur, doğru düzgün, görkemli bir galibiyetimiz bile yok Avrupa'da. Şimdi bunun en önemli sebeplerinden biri elbette ekonomi. Bir kulübün hem yerel hem de uluslararası başarı sürekliliğini sağlayabilmesi, ulaştığı ideal seviyeyi koruyabilmesi için ekonomik anlamda refah seviyesinin yüksek olması gerekir. Elbette 5 majör ligin kafaya oynayan takımlarının yüksek gelirleri var ve giderlerinin çok yüksek olmasıyla beraber gelir kalemleri de hem çok fazla hem de gelirlerin seviyesi yüksek. Bu takımlarla zaten başa çıkamayız. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok büyük kulüpler ama bunlar 50 yılda, 60 yılda Manchester United, Juventus, Bayern Münih seviyesine gelemezler. Bu da işin gerçeği. Ama onlarla rekabet edebilecek yarışmacı bir takım kimliğine bürünmeleri için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Doğruları yapacaksınız, sistem yaratacaksınız ve en önemlisi de bakış açısı kazandıracaksınız futbolu yönetenlere. Peki ekonomiden bahsettik. Kulüpler buna ne kadar dikkat ediyor? Genellikle Türkiye'deki kulüp yöneticileri pragmatik olurlar. Günü kurtarmaya yönelik işler yaparlar ama işin sonunda hedefe ulaşamayan takım sezon sonunda hem sportif anlamda iyi işler yapamayan bir takıma dönüşür hem de ekonomik olarak batma noktasına kadar ilerleyebilir. Türkiye'de sezona yüksek hedeflerle giren pek çok kulüp harcamalarını olası başarı senaryosunu düşünerek yapıyor. Bu harcamalar ancak şampiyon olunduğunda, Şampiyonlar Ligi'ne gidildiğinde bir şekilde karşılığını bulabiliyor. Ama şöyle bir durum var bizim ülkemizde. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidince buraya sadece
mali açıdan bakıyor. Kimsenin sportif açıdan baktığı ettiği yok. En azından uzun zamandır bu böyle. Beşiktaş şampiyon oldu mesela. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı için yayın haklarından ciddi bir gelir elde etti. Fakat kimse şunu düşünmüyor. Ya bu takım Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu takım niye hedef uğruna savaşmıyor? Niye canını dişine takmıyor? Şampiyonlar Ligi'ni bir gelir kapısı olarak görüyoruz. Oraya bir sonuç gibi bakıyoruz. Oraya gittikten sonra başarılı olmayı hedefleyen çok az takımımız oldu geçmiş zamanda. Hele ki son 4 senede yeni bir sendrom kazandı Türk futbolu. Avrupa kupalarını önemsememek. Gerçekten çok yüksek ülke puanına sahibiz ya, her zaman böyle bir lükse sahibiz ya, bir de bu çıktı başımıza. Grup maçları başlayınca her şeyi salıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne 3. maçta havlu attığını düşünen takımın teknik direktörü 4. maç öncesi hafta sonu lig maçında oynatmak için oyuncularını deplasmana, Şampiyonlar Ligi maçına götürmüyor. Bizim böyle bir lüksümüz olmamalı. Ya bu profesyonellerin ülke puanından falan haberi yok mu? Herkes kendini düşünüyor. Türk futbolunda bazı şeylerin değişmemesinin nedenlerinden biri de bu. Her takım kendisini düşünüyor. Ülke futbolunun bir sonraki 5 yılda nasıl bir hale bürüneceği kimsenin umrunda değil. Kusura bakmayın ama biz Tottenham gibi olamayız. Tottenham Konferans Ligi'ne C takımıyla çıkabilir ama biz Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne B takımıyla çıkamayız. Biz öyle bir futbol ülkesi değiliz. Son yıllarda bizim kulüpler Avrupa takımlarıyla maddi anlamda aynı eşit ölçüde mücadele etmemekten yakınıyor. Ama zaten bu gerçekçi değil ki. Şu açıdan gerçekçi değil. Sizin 8 yediğiniz Sporting Lisbon kendinizden çok çok kat kat üstün bir takım mı? Değil. Elendiğimiz kadroların büyük bir bölümü aslında bizimle eşit seviyede yarışan takımlar. Ama aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Onlar parayı çok iyi kullanmayı biliyor. Biz parayı çarçur ediyoruz. Paranın nasıl harcandığıyla alakalı bir durum bu. Futbol dinamik bir spor değerli izleyiciler. Ve böyle olduğu için kulüplerin yönetim modellerinin de buna uygunluk göstermesi gerekiyor. Hedefiniz ilk sıra olabilir ve bu hedeften çok uzak kalabilirsiniz. Ancak misyonunuz burada noktalanmamalı. Başarıyı bu şekilde tarif etmemelisiniz. Eğer siz yaşı ve profili itibarıyla geri dönüşü sağlanabilecek pek çok lige uygunluk gösteren oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurduysanız mevcut başarısızlığı kısa sürede tolere edebilme ihtimaliniz çok fazla. Bir başka başarısızlık sebebi de transferler. Şimdi son yıllarda dünya yıldızı dediğimiz isimler Türkiye'ye daha az gelmeye başladı. Aslında Mesut Özil ile bu kervan bitti. Ondan önce Falcao'nun Galatasaray'a nasıl bir maddi külfet yarattığı da gün gibi ortada. Özellikle büyük kulüpler bundan ders almışa benziyor. Şimdi size bazı isimler söyleyeceğim. Fiyat performans olarak bu ülkeye gelip bu ülkede çok başarılı olmuş bazı transferler var. Çok geriye gitmeye gerek yok. Fenerbahçe için Atilla Salahay'dan bahsedebiliriz böyle bir profilde. Kendisi Güney Kıbrıs'tan geldi ve gerçekten şu an için Avrupa'da piyasası olan bir savunma oyuncusu. Beşiktaşlı taraftarlar Kyle Larin'in transferinden geç de olsa memnun olmadılar mı? Oldular. Ekuban diye bir topçu geldi Trabzonspor'a. İtalya'ya sattılar sonradan. Trabzonspor kariyeri gayet iyi geçmedi mi? Geçti. Tam bir fiyat performans transferi değil miydi? Öyleydi. Galatasaray için 3. ligden gelen Kerem Aktürkoğlu. Gayet iyi bir transfer değil mi? Hem de yerli bir yıldız. Yıllardır bu ülkede top koşturmuş Edin Visca'dan bahsedelim mesela. Başakşehir'i şampiyonluğa taşımıştı. Böyle oyuncular, böyle transfer profili lazım. Eğer böyle transferleri çok yaparsanız Avrupa'da doymuş oyuncularla değil, başarıya aç oyuncularla mücadele etmiş olursunuz. Bu oyuncuların, bu futbolcuların hangisinin büyük sükseleri var, kariyerleri ve maliyetleri çok yüksek? Hiçbirinin. Tamamı araştırma ve gözlem sayesinde Türk futboluna gelmiş isimler. Şimdi Avrupa'da sürekli iddialı kadro oluşturan takımları düşünün. Çok kafa takımları demiyorum. Porto, Sporting Lisbon, Benfica, Ajax, PSV Eindhoven gibi takımlardan bahsediyorum. Shakhtar Donetsk'ten bahsediyorum mesela. Bu takımların kadrolarına baktığımızda aslında takımdan ayrılan her futbolcunun yerini aynı kaliteyle dolduramayabiliyorlar. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Bununla birlikte parlatma ve pazarlama yöntemlerinin de bir sonucu olarak alıcıyı bu yönde teşvik ediyorlar. Yani bu takımlar para da kazanıyor. Yetiştirici kulüp özelliği de taşıyorlar. Ama bizden Avrupa'ya giden oyuncuların sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Yeniden yapılanma diyoruz ama
bu cümlenin altını bir türlü dolduramadık. Biraz da ayağa düştü açıkçası. Biz her 6 ayda bir yeniden yapılanıyoruz. Yeniden yapılanma böyle bir şey olamaz ki. Bir futbol kulübünde yapılanmanın aşamalarını, hedeflerini ve periyotlarını net şekilde belirlemek ve bunu ifade etmek gerekiyor. Ve olmazsa olmaz bu planlamaya, yeniden yapılanmaya sadık kalmak, sabır göstermek gerekiyor. Ama bizde sabır diye bir kavram yok. Kulübün yükselişi buna bağlı kalmaktan geçiyor. Geçiş dönemlerinde genellikle pragmatik teknik direktörlerden ziyade bir oyun anlayışı aşılayabilecek, oyuna ve oyuncuya değer katacak antrenörler gerekiyor. Bazen sentez yapacak, bazen metodik davranacak ama sonuçlardan ziyade bir futbol aklı yaratacak hocalara ihtiyacımız var. Ama bizde başarı tanımı farklı olduğu için 5 maç sonra 5 maçta 2 galibiyet mi aldı? Gönder. 5 maçta 1 galibiyet mi aldı? Gönder. Böyle bir anlayış hakim olduğu için Avrupa'ya çıtayı yükseltmek zaten baştan offside bir durum. Sabır yok. Çoğu takımın planları kısa vadeli hazırlanıyor. Orta ve uzun vadeli planlar da süreç esnasında değişkenlik gösterebiliyor. Günümüz futbolunda her şeyin ama her şeyin karşılığı maddiyat. Avrupa kulüplerinin çoğu, misal olarak söylüyorum, 20 kişilik oyuncu grubunun tümü için bir plan belirliyor. Az oyuncu, yedek oyuncu ayrımının ötesinde bir plandan bahsediyoruz. Elbette idealize ettikleri bir ilk 11 var. Yarışmacı takım kimliği yaratmak için 13-14 oyuncuyu belirliyorlar. Ama o yedek kalanlar için de bir projede geliştiriyorlar adamlar. Onları iyi gösterecek düzenler yaratılıyor. Gelelim çözüme. Sürekli kendini tekrar eden ama net çözümlere kavuşmayan pek çok problemimiz var. Çok ciddi oranda para harcıyoruz ama bunun karşılığında hem sportif başarı gelmiyor hem de bir futbol aklı yaratamıyoruz. Kulüplerimizin çoğunun doğru düzgün zemini yok değerli izleyiciler. Tribünleri dolduramayan takımlar var. Buna üç büyükler de dahil. Avrupa'da başarı yakalamamız için önce yerel meseleleri çözmemiz lazım aslında. Meseleye nereden baktığınızla bağlı bir durum. Yani birinci çözüm aslında bakış açısını değiştirmek. Rotayı Avrupa'ya kıralım ama önce şu yereldeki sorunları bir gözden geçirelim. Ya Danimarka ekibi Nordsjælland Right to Dream diye bir proje başlattı. Projeye göre Afrikalı oyuncular Danimarka kulübüne geliyor. Burada eğitimlerini alıyor. Avrupa'ya yıldız veya yıldız adayı olarak gidiyor. Ve birçok oyuncu çıktı bu projeden. Ve birçok yıldız oyuncu da kapıda. Biz niye böyle bir proje yapmayalım? Aa pardon. Bizde yabancı oyuncu sınırı vardı değil mi? Bakın onu unuttum. Çok özür dilerim. Biz bir futbol ülkesiyiz ama kendi yanlışlarını doğru sanan bir futbol ülkesiyiz. Aslında neden kıvranıyorum biliyor musunuz? Böyle bir potansiyelin olduğuna hala inanıyorum ben. Çünkü Türk futbolunda büyük bir potansiyel yatıyor. Sadece onu yönetebilecek vizyoner insanlara sahip değiliz. Yetiştiremiyoruz, yetiştirdiğimizi düşünüyoruz ama günü kurtaran planlarla ilerleyen bir futbol aklımız var. Ve sabırsızız. Taraftar sabırsız, yönetici sabırsız, futbolcu sabırsız, herkes sabırsız. Bir an evvel başarılı olmak isteyen sabırsız bir zümreden bahsediyorum. En acısı da ne biliyor musunuz? Aslında reçete belli ama kimsenin doktora gidesi yok. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.